Asgari ücret, asgari ücret zammı için geri sayım başladı artık. Yıl sonu geliyor, konuşuluyor. Zam masası Aralık'ta toplanacak ama milyonlarca çalışan en az 30 bin lira olmalıdır diyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de öyle demişti. Diğer muhalefet partilerinden de en az 30 bin lira rakamını duyduk biz. Peki acaba masa kurulacak, masadan ne çıkacak? Bu talepler karşılanacak mı? İzleyelim. Asgari ücret sizce ne kadar olmalı? Şu an 30'dan aşağı olmaması lazım ekonomi şartlarına göre. 40 bin lira olması lazım. Olur mu? Yani bu kadar zenginliğe rağmen 40 bin olması lazım. Çok zenginiz çünkü. Zam masasının kurulmasına 10 gün kaldı. Çalışanlar asgari ücretin en az 30 bin lira olması konusunda ısrarcı. Bence 30 binden aşağı olmamalı yani bu şartlarda. Sizce ne kadar olacak? Bence 20 bin falan anca yapar. 20-21 bin anca yapar. Yeter mi sizce? Yeter mi sence? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyona ezdirmeyeceğiz dedi. Merkez Bankası Başkanı'nın önerisi ise %25 oldu. Masadan ne çıkacağı merak konusu. Vallahi bilmiyorum yani niye yapmıyorlar. Millet kırılıyor yani. Eşim askeri ücretle çalışıyor. Şu an 17 bin 2 lira. Nasıl geçiniyorsunuz efendim? 17 bin. Günlük işlere gidiyorum, o şekilde geçiniyoruz. Ekonomik de biraz kırılmış. Onu yüzünden 35 verirse çok güzel olur. Herkes kendine bakmaya mecbur. Asal Araştırma Merkezi sokağın asgari ücret zam beklentisini sordu. 19-21 bin lira diyenler %3,1, 22-24 bin lira %6,5, 25-27 bin lira %19,3, en az 28-30 bin lira arasında olmalı diyenler %47,7 ve 30 üstünü söyleyenler %23,4. Bir taraftan vergilerle soyuluyoruz. Bir taraftan asgari ücretle insanları zor duruma düşürerek çalışma iş güçlerini parçalıyorlar. Kısacası bu ülkeyi bitirirler. Umutsuz milyonlarca göz artık asgari ücret komisyonunda. Asgari ücretin de 15'e inmesi lazım. Çok veriyorlar çünkü. Türkiye'de her 5 çocuktan biri aç maalesef. OECD ülkeleri içinde ilk sıraya yerleşen Türkiye çocuk yoksulluğunun da en yüksek olduğu ülkelerden biri. Son bir ay içinde. Yeterli parası olmadığı için en az bir kez yemek yemeyen çocuklara dair istatistikler acı gerçeği ortaya çıkardı. Derinleşen yoksulluk en çok çocukları etkiliyor. Türkiye'de her 5 çocuktan biri gıdaya erişemiyor. Sokaklardan raporlara yansıyan istatistikler Türkiye'yi OECD ülkeleri içinde birinci sıraya yerleştirdi. İzmir'de annesinin hurda parası için yalnız bıraktı. Barakadan bozma evde elektrikli sobanın devrilmesiyle çıkan yangında ölen 5 çocuk derin yoksulluğun somut örneği. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü çarpıcı bir rapor yayınladı. Son bir ay içinde yeterli parası olmadığı için en az bir kez yemek yemeyen çocuklara dair istatistikler, çocukların açlığına dair gerçeği ortaya çıkardı. OECD ülkeleri içinde ilk sıraya oturan Türkiye'de 15 yaşındaki öğrencilerin %19,3'ü maddi sebeplerden dolayı gıdaya erişmekte zorlanıyor. İkinci sıradaki Yeni Zelanda'da bu oran %14,1, üçüncü sıradaki Costa Rica'da ise %13,3 olarak açıklandı. OECD verilerine göre Türkiye'de şiddetli yoksulluk yaşayan 6,5 milyon çocuk var. Verilere göre her 5 çocuktan biri yeterli ve besleyici gıdaya erişemiyor. Her 4 çocuktan biri ise okula aç gidiyor. Türkiye'de sadece OECD ülkeleri içinde değil, dünyada da çocuk yoksulluğunun en yüksek olduğu ülkelerden biri.